Nalan?
Aylan. Şaşırdım vallahi. Geri döndün değil mi? Ha, ne bileyim, tokat atıp gitmeyeceksin herhalde. Evladım, o ne biçim laf öyle? Ne bileyim anne, yani ben artık kestiremiyorum bu olup bitenleri. Eşyalarını almaya gelmedin değil mi? Komple geri döndün. Bitti geçti değil mi güzel kızım? Ha? Her şey yolunda değil mi anneciğim? Geri döndüm evet. Ne iyi ettin yavrum. Ne iyi ettin de geldin. Sen bizim kıymetlimizsin. Hoş geldin, safa geldin yavrum. Evine hoş geldin o zaman. Kızım, hepimiz şu hayatta birçok hatalar yaptık. Yani bizim sana karşı yüzümüz eğik. Sen bizim şansımızsın. Ne iyi ettin de geri geldin. Hadi bakalım, hakkınızda hayırlı olsun inşallah. İnşallah Rafet Bey. Yani kafamızı karıştıran, aramızı bozan sivri zekalar olmasa her şey çok daha güzel olacak zaten de. Rafet Bey, oğlunuz bir başkasına hamile bırakmazsa her şey güzel olur. Yani değil mi damat? O ne biçim söz Feride Hanımcığım? Hayır, ne var benim sözümde anlamadım. Feride Hanımcığım, evlilikte aynı hataları yapacak olan insanlar bence tamamen ahmaktır ya. Ben pek emin değilim ama neyse. Yani biz bu işi çocuklara bırakalım. Kendi aralarında anlaşarak bunun bir yolunu bulsunlar. Değil mi? Nalan pişman olduğu için mi döndü? Ben onu merak ediyorum. Selen, biz seninle bir mutfağa mı insek acaba? Yok, zahmet etmeyin Gülcan'ın. Selen'in bu merakı çok normal. Madem bu kadar merak etti, ben de cevap vereyim. Gerçekten çok pişman oldum Selen'cim. Çok pişman oldum. Size inandığım için çok pişman oldum mesela. Hepinize. Sözlerinize inandığım için çok pişman oldum. Beni kızınız, kardeşiniz gibi gördüğünüzü düşündüğüm için gerçekten çok pişman oldum. Niye döndüğümü soracak olursan, annemi haklı buldum, döndüm. Bu kadar. Başka sorun var mı? Açık açık sorabilirsin gönül rahatlığıyla. Cevaplarım. Yok. Da yani. Bu öfke niye? Ay, ona da cevap vereyim hemen. Çünkü Selen'cim, alttan alta laf sokmalarından, açık açık konuşamamandan, korkak korkak dövüşmenden çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Ha, beni görmek istemiyorsan bulunduğum ortamda durmazsın. Ha, illaki dibimde oturacaksın diyorsan o zaman laf sokmayacaksın. Olur mu? Kızım hadi al çantanı çıkalım. Hadi. Ben de bir öyle soyunup döküneyim. Nalan'a bir bakayım. Sonra ineceğim aşağı. Sizinle konuşacaklarım var. Ya ben de gidip bir Nalan'la konuşsam mı? Oğlum bir dur iki satır. Kızın zaten heyheleri tepesinde. Bir annesiyle otursun, dertleşsin. Ondan sonra konuşursun ne konuşacaksan. Peki. Ki bu hep böyle mi olacak? Yani şimdi geri geldi ya. Böyle sağlı solu fırça mı atacak acaba? Yani o gerzek şoförün sözüyle aklı karıştı. Hani onun sözüne uydu diye ben ağzımı açmıyorum. Basına çıkıp böyle saçma sapan açıklamalar da yaptı. Böyle bir gider yapmaya hakkı yok da. Neyse. Tamam, şimdi bunları konuşmanın sırası değil Allah aşkına. Allah Allah. Döndü git. Bir simit mimit bir şeyler al yavrum. Gelinimiz bizim simit sever. Bir güzel kahvaltı sofrası kuralım. Bugün güzel bir gün. Hadi geçin içeri. Kimsenin ağzından kötü söz duymayacağım. Hadi. Bugün iyi bir gün. Hadi. Ercan. Ercan, gel bakayım buraya. Söyle döndü abla. Koş fırına, sıcak simit al, sonra şey al, börek al.
Peynirli olsun, tamam mı? Nalan Hanım geri geldi ya, şöyle bir ağız tadıyla kahvaltı etsinler. Hadi koş. Tamam abla, hemen gidip geliyorum. Koş. Koş bakalım Ercan, koş. Hayri. Hadi sen de git artık. Sedat Bey seni buralarda görmesin. Eyvallah abla. Hakkını helal et. Geçtiyse bir hakkım helal olsun. Aynı şekilde ben de. Bunu yapmış olamazsın Nalan. Seni yeniden burada görmek güzel. Senin yerin burası. Sen buraya yakışıyorsun. En doğru olanı yaptın. Aferin sana. Şu andan itibaren sana yeniden güvenmek istiyorum. Güvenimi boşa çıkartmaman lazım. Çünkü aldığım her nefes sana bağlı. Büyük sorumluluk bu, değil mi? Anne tamam. Döndüm işte. Döndüm. Tamam, konuştuk, anlaştık işte. Kapattık konuyu artık. Sayende görecek günlerim var. Seninle güzel baharlar göreceğiz. Herhalde bu tipsiz herif. Ama seni bir konuda uyarmam gerek. Ben bu tipleri çok iyi tanırım. Şimdi böyle vazgeçmiş gibi çeker gider ama zamanını kollar. Sülük gibi yapışırlar. Yazar, mesaj atar, cevap bekler. Ömrünün fırsatı geçmişti adamın eline. Şimdi böyle oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi. Bir de bayağı bir cahil de. Rahat durmaz şimdi böyle sinsi sinsi senin aklına girmeye çalışır. Ona tek bir mesaj bile atmayacaksın. Ne yazarsa yazsın. Ararsa açmayacaksın. Duydun mu beni? Bak, bunu yeniden yüz bulacağı bir hareket istemiyorum. Öyle ayıp oldu. Bir kere konuştum filan laflarını asla ve katla duymak istemiyorum Nalan. Bak, gizli gizli görüşmeye kalkarsan yüzünün tek bir mimiğinden bile anlarım, sonum olur benim bu.
Ha, sadece benim değil. Hem benim hem onun. Sözümden çıkarsan işini bitiririm. Ya yaşayacağız o da ben de. Ya da toptan temizlik. Anladın mı kızım? Anladım anne. Peki. Yorgunsun. Güzelce uzan, dinle. Bana cevap vermek zorundasın Nalan. Sözümden çıkarsan işini bitiririm. Ya yaşayacağız o da ben de ya da toptan temizlik. Anladın mı kızım? Git artık Hayri. Git Allah aşkına, inat etme, git ne olur. Feride Hanım, Nalan müsait mi acaba? Müsaade ederseniz bir konuşayım ben de diyorum. Müsait. Kızın canını sıkmayacaksan çık. Yok canım, niye sıkayım? Merak etmeyin, sıkmam. Merak etmeyin. Gel yaklaş bakayım sen bana, gel. Feride Hanım. Ya korkma, yaklaş, vurmayacağım, gel. Gel. Sedat Koroğlu. Bana öyle geliyor ki bu son şans. Bak, gidip kızımı bin dereden su getirip alıp geldim buraya. Bundan sonra ilk yanlışında değil Nalan'la konuşmak, sittin sene geçse onun esamesini bile bulamazsın. Aldı mı o kas kafa? Aldı. Aldı Feride Hanım. Bir daha uyarmayacağım seni. Hadi yürü git. Hadi. Of. Cevap verene kadar buradayım. Ben de ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gidersem ismim de Hayri değil. İyi hadi bakalım. Ben sizlere laf anlatmaktan o kadar sıkıldım ki. Hani Rafet Bey hariç. Hepinizi gördüğümde içime fenalık geliyor. Hani bana öyle geliyorsa Nalan'a Allah sabır versin diyorum. Hani bugüne kadar böyle taş duvara söyleseydim ses verirdi. O yüzden sizi son defa uyarmak istiyorum. Selen Hanım, ne oldu? Sıkıldınız mı? Yani. Evet, sıkıldım. Devamlı aynı şeyleri duyuyoruz çünkü. Mahvederim, asarım, keserim, kızımı alıp giderim. Atladığım bir şey var mı? Pişman ederim. Ha? Ya boş boş tehditler. Ya sonuçta çok basit bir şey oldu. Kızınız şoförün gazıyla bir karar verdi. Sonra da o kararından vazgeçip geri döndü. Bu kadar kolay aslında. Yani konuşulacak çok fazla da bir şey yok bence. Bilmiyorum. Selen yeter, yeter. Rafet Bey bırakın, bırakın. İçini döksün. Sen kardeşinin başka bir kadından çocuk yapmasın, ne kadar böyle rahat kabullenmişsin. Yani normal mi geldi sana bu? O zaman Levent. Hani bunu sen de yapabilirsin. Öyle çekinme, söyle. Yani biri varsa aklında yürüyebilirsin yani. Bak karın bu konulara çok rahat bakıyor. Feride Hanım yani lütfen.
Ben kızımın evliliğinin devam etmesini istiyorum. Ama doğru düzgün devam etmesini istiyorum. Öyle lafta değil. Yani Sedat'la Nalan'ın emsalleri gibi olmasını istemiyorum. Mutlu olsunlar istiyorum. Benim bu dünyada Nalan'dan başka hiç kimsem yok. Yani o benim çok kıymetlim. Nalan madem bir yola girdi, o yolda böyle ağız tadıyla, gönül hoşluğuyla yürüsün istiyorum. Ha, anne olsun istiyorum. Çocukları olsun. Çoğalsın, büyüsün istiyorum. Nalan'ın, çocukların buralarda koşturmasını istiyorum. Yani siz de öyle. Torunlarımıza sarılmak istiyorum ben. Bakın bunca şey yaşandı. Yani uçurumdan döndük. Nalan, oğlunuzun bütün reziline rağmen geri döndü buraya. Ben bir şeyler değişsin istiyorum. Kızımın bu evde dert çekerek yaşamasını istemiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Nalan'ı geri getiririm dedim, getirdim. Artık bundan sonra size kalmış bir şey. Umarım Allah yardımcımız olur da yüzünüze gözünüze bulaştırmazsınız. Yani hayır, biz sanki başka bir şey istiyoruz. Helen kes. Feride Hanım haklı. Nalan da haklı. Bundan sonra onlara karşı son derece özenli davranmanızı istiyorum. Başka üzerine de tek laf istemiyorum, o kadar. Anlaşıldı mı? Bu akşam için şöyle dışarıda güzel bir yemek ayarlayayım bakayım ya. Nalan'ın geri dönüş şerefine şöyle hep birlikte ailecek bir oturalım. Böyle güzel bir tören gibi bir şey olsun ya, değil mi? Olur Rafet, yaparız. Tako. Buyurun bey. Arabayı getir bakalım. Hadi, hadi bakalım. Ben şirkete gidiyorum. Emir'le toplantımız var, sonra hepiniz oraya gelin, tamam mı? Ne toplantısı var? Ne baba? Emir'e şirketi devretmeyeceğimi söyleyeceğim. Ne? Oley! Oh be! Oh, günaydın Rafet Bey. Günaydın. Ayrı gitti mi? Birkaç eşyası kalmış burada. Onlar aldı gitti Rafet Bey. Perdeleri açayım mı? İster misin? İyi böyle. Işık gözümü rahatsız ediyor. Yok ya, öyle karanlıkta oturmayalım. Açayım ben. Şöyle. Ha? Ferah ferah otururuz ya. Değil mi? Mis gibi. Oh, aydınlık ya. Lan. Ne işi var lan bu pisliğin hala burada? Ne mırıldanıyorsun sen? Hayri'yi diyorum. Dün yediği azar yetmedi herhalde ki hala dolaşabiliyor burada. Şerefsiz herif. Ne işi var burada ya? Ne oldu dün? Kovuldu. O pislik dün kovuldu. Kovuldu mu? Ne olacaktı? He? Sana onca şey söyledikten sonra hala kapımızda tutmaya devam mı edecektik o pisliği? Ya ben sana kaç defa dedim Nalan? Sen bu gerizekalı adam yerine koyma, karşına alma. Konuşmasın sana, dinleme. Sen ne yaptın? Sen o malı karşına aldıkça o da hassizlik yaptı işte. Fıtratında bu var. Şerefsiz herif. Allah'tan Feride Hanım beni uyardı. Seni kimin doldurduğunu, neden bu hale geldiğini, benden neden uzaklaştığını anlamış oldum.
Şerefsiz herif ya. Sen bazı şeyleri çok yanlış anlamışsın Serhat. Neyi yanlış anlamışım acaba? Bence yanlış anlamışsın. Yanlış anlamak da bence senin işine gelmiş. Ya bak, hiç böyle üste çıkmaya çalışma, tamam mı? Boşuna kendini yorma. Neden bahsediyorsun sen ya? Sence bizim evliliğimiz Hayriye de bir başkası yüzünden mi bu hale geldi? Bizim evliliğimiz Cana'yla senin yediğin haltlar yüzünden bu hale geldi Sedat. Evliliğimiz boyunca devam eden ilişkiniz yüzünden bu hale geldi. Cana'yla bebek beklediğiniz için, Cana hamile olduğu için, o bebeğin babası da sen olduğun için bu hale geldi. Ben bu yüzden gittim bu evden. Suçunu atacak yer arama. Sapla samanı birbirinden ayır Sedat. Ben doğruyu da yanlışı da ayırabiliyorum, tamam mı? Sen yorma o güzel kafanı ya. Ben onun dün ağzını kırmadım ya. Babam geldi, mani oldu ya. O yüzden hala burada dolaşabiliyor böyle. Ya ben gideyim en iyisi, buna Sedat Koroğlu kimmiş? Bir hatırlatayım Sedat bakayım. Sedat dur. Bırak, ya bırak, Sedat dur bırak. Diyorum. Nereye git? Hayır, gitmen lazım. Bak Sedat geliyor. Sedat geliyor. Ne olur git. Git buradan. Nalan ne olursa olsun ne olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya gitmeyeceğim. Ya tamam anlatacağım diyorum. Ne olur git. Git bak yeter ki şimdi git bak. Gerçekten başımıza bir iş açılacak. Git. Git bak şimdi git sonra anlatacağım. Söz Peşinden. Nerede o lan? Sedat! Ya. Bırak! Sedat! Nerede o? Nerede? Sedat tamam. Sakin. Bir dakika tamam. Nerede? Bir sakin. Buradaydı. Tamam yok işte yok. Nereden çıkarıyorsun bunu? Ne oldu? Şerif. Nerede o şerefsiz? Kim Sedat Bey? Hayri'den bahsediyorum. Nerede? Buradaydı az önce. Az önce gitti Sedat Bey. Sedat tamam gel artık şuraya. Sedat! Sedat! Ya bu herif... Benim evliliğim bitiriyordu ya. Siz durumun ciddiyetini farkında değilsiniz herhalde. Güzel evladım. O adam artık ortada yok. Yok. Kılısını pırtısını aldı gitti. Allah Allah. Delirdin herhalde. Bana bak. O herifi burada dolaştırmayacaksın, tamam mı? Tako. Döndü. Bir daha görmeyeceğim. Tamam, tamam. Evladım bırak artık şunları. Git karının yanına al gönlünü. Yanına biraz otur. Hadi. Hadi yürü artık. Gel şuraya. Rezil olduk zaten. Yüzüm, niye bağırıyorsun? Bırak. Hayır bir şey ya. Kusura bakmayın. İşten çıkmamla alakalı şeyler birazcık hızlı gelişti. Öyle olunca haber de edemedim size. Kusura bakmayın. Ne oldu tam olarak? Yani kısmet olmadı diyelim. Nasip değilmiş. Üzerine de çok fazla konuşmanın da bu saatten sonra bir anlamı yok. Olması gereken buydu ayrı. Belki de. Yani zaten Sedat Bey'le yaşadığımız son olaydan sonrasında... ...benim konaktaki miladım doldu. İlişkileri de fazla yıpratmanın bir anlamı yok. Ama size de Rafet Bey'e de gerçekten saygım sonsuz. Sedat Bey'e de birisi hakkımda yalan yanlış bir şeyler söylemiş. Onun sonrasında acayip acayip garip şeyler olmuş. Ne yapalım? Kısmet diyelim. Ne oldu Muzaffer Bey? Bir problem mi var? Bu kadar kolay yalan söyleyen insanlardan korkarım ben. Ne demek şimdi bu? Nalan'dan uzak dur Hayri. Nalan'ı rahat bırak. Uzatma. Konaktan çekip gittiğin gibi Nalan'ın da hayatından çık ve git. Bak bu kimse için iyi olmayacak. Şimdi Muzaffer Bey, Nalan Hanım'la biz... Siz diye bir şey yok Hayri. Olamaz. Bak bunu aklına sok. Boş bir hayal bu. Sen bunu görebilecek olgunlukta bir adamsın. Ya da öyle görünüyorsun. Bak bunu kendine de Nalan'a da yapma. Bu savaşta en çok yara alan Nalan olacak. Bunu görmüyor olamazsın. Ben Nalan'ın zarar görmesine izin vermem.
Tamam. Madem açık konuşuyoruz, o zaman siz de beni dinleyin Muzaffer Bey. Siz ne kadar kabul etseniz de etmeseniz de Nalan'la biz diye bir şey var. Kimsenin de bunu değiştirmeye gücü yetmez. Niye biliyor musunuz? Çünkü bende korku diye bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Şimdi Nalan konağa niye geri döndü? Niye böyle bir şey yaptı? Ne oluyor? Anlamış değilim. Ama illaki çözerim. Nalan da hata yaptığını anlar. Ondan sonrası neyse ne. Hayırlısı olsun. Geç kaldın Hayri. Senin işi olmadığını anladı. Konağa Sedat'a geri döndü. Boşa kürek çekme. Kısmet. Benim bu hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok Muzaffer Bey. Ben Nalan'la olan şeye ömrümü koymuşum, hayatımı koymuşum. Bundan sonrasında da ne olursa olsun. Yani eğer bir canımı vereceksem o da fark etmez. Korktu işte, anladın mı? Elime bir geçireyim var ya, yemin ediyorum sana. Elimden bir de asla kurtulamayacak. Bütün bu yaptıklarının hesabını ödeteceğim ben ona. Şerefsiz herif. Ne oldu? Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim istiyorsun? Ne bileyim, hani bir özür mesela. Ben bu şerefsize uydum, bir hata ettim. Beni affet gibi bir şey mesela. Ne dersin? Hiç öyle dünyanın en garip şeyini söylemişim gibi bakma bana. Bir özür dilesen incinmezsin ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bak Allah aşkına konuşmayalım çünkü gerçekten kalbini kıracağım. İyi de yani konuşmayınca bu sorun ortadan böyle kalkmıyor ki. Ha? Ben yapsam mesela aynı şeyi. Hı? Çalışanlardan birini böyle karşıma alsam, bana seni kötülese mesela, ben de ona inansam, nasıl hissederdin? Ha? Konuşsana. Hani böyle her konuda böyle büyük büyük konuşuyorsun, filozof gibi konuşuyorsun diyorsun ya, her konuda da bir fikrin var. Neden bu Hayri konusu açıldığında sen sessizliğe bürünüyorsun, bir şey oluyor sana yani. Ben de bunu merak ediyorum. Neden ağzını bıçak açmıyor? Ya tamam konuştum. Konuştum Hayri Bey'le, anlattım. Çünkü anlatmak istiyordum, dertlerim vardı. Biri beni dinlesin istiyordum. Hayri Bey'le dertleştim. O da sağ olsun beni dinledi. Bu bana çok iyi geldi, tamam mı? Ayrıca sizi kötülediği falan yok. Sadece dinledi. Ağzından seninle ya da sizinle alakalı en ufak bir şey çıkmadı. Eğer şunu duymak istiyorsan Sedat'cığım söyleyeyim. Öyle aklınıza kurduğunuz gibi bir akıl hocalığı durumu falan yok. Ya ben salak mıyım? Benim bir akıl hocasına ihtiyacım var mı sence? Gerçekten delirteceksiniz ya beni. Aa. Tamam, yemişsin bir halt. Özür dile, konu kapansın gitsin işte. Çünkü lafı oradan oraya böyle alıp konuşunca edince çözülmüyor yani bu iş. Tamam. He, Feride Hanım bana öğrenmem gereken şeyleri anlattı zaten. Neyse. Hadi gel. Hadi kalk. Bir sıralalım şöyle bir. Barışalım. İnat etme. Hadi kalk. Özlemedin mi beni? Demek ki insan böyle cinnet geçiriyormuş hakikaten yani. Ne yapıyorsunuz? Gene birbirinizi yemiyorsunuz değil mi? Yok Feride Hanımcığım. Şimdi güzel güzel anlaşıyoruz. Tatlı tatlı da konuşuyorduk şey. Hala bana anlattı. Çok pişman olduğunu söyledi. Barıştık ikimiz de. Çok şükür. Bu son olacak inşallah. Ben bir duş alacağım.
Size iyi sohbetler diliyorum. Aferin. Bir de baba olmayı becerirsen gözüme gireceksin. Sakın bu sefer kimden diyeyim deme tokadı yersin. Yok, siz hiç merak etmeyin Feride Hanımcığım. En yakın zamanda bir bebek müjdesi vereceğiz size. Ne oldu? Feride teyze. Nalan'a bir... Nalan yok. Ne diyeceksen bana söyle. Feride teyzeciğim, öyle Nalan'ı da alıp apar topar gidince ben de düşündüm ki... Dedim herhalde iyi ağırlayamadım onları, başka yere gitmek istediler. Uzattıkça uzattı. Ne dediğin de belli değil ya. Nalan evine kocasına döndü. Kızı habire arayıp darlama. Konağa mı döndü? Ha nereye dönecekti? İlelebe senle mi yaşayacaktı? Ay kapat Allah aşkına. İşim gücüm var benim. Bak bana bak. Bir daha bu kızı zırt pırt sıkıştırıp... Neredeydi, nasıl oldu, neden oldu, bilmem ne oldu falan filan deyip şey yapma, tamam mı? Bak karşında beni bulursun sonra. Biliyorum. Ne oluyor Nalan ya? Sen işe gitmiyor musun ha? Ha, dolanma buralarda hadi. Tamam Feride Hanımcığım. Hemen şirkete geçiyorum. İyi, madem baba olmaya karar verdin, şirkete git. İşinin başında dur. Babanın gözüne girmeye çalış. Belki ayrılığını arttırır. Hani ömrün sonuna kadar karını yemeğe götürürken benden para almayacaksın herhalde, değil mi? Tamam Feride Hanım, ben hemen şirkete geçiyorum. Sağ olun. Bu elin burada böyle dursun istiyorum. Burada böyle tutsun elimi istiyorum. Bu da burada böyle dursun istiyorum. Ya sen bana biraz korkmuş gibi geldin. Korkmuyorum, tanıyorum. Şuradan şöyle misin? Ne? Dur, dur. Şuradan alacağım. Efendim Mahir Bey? Alo Bildur Hanım. Şey söyleyecektim. Eğer müsaitseniz bir görüşebilir miyiz acil? Nalan'a mı bir şey oldu? Ben ulaşamadım çünkü. Ben de haber alamıyorum. Yani arıyorum açmıyor. Mesaj yazdım o kadar. Hiçbirine dönmedi, cevap vermedi. Bir tek konakta öyle bir pencereden gördüm. Öyle bir el kol hareketi git git gibi bir şeyler yaptı ama... Yardım isteyecek başka kimsem yok. Ondan aradım sizi. Ben ne yapabilirim ki? Eğer müsaitseniz ben bir 10 dakikaya kadar sizde olabilirim. Şey yaparsak yani yüz yüze konuşursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ha,
Birazcık böyle sola doğru aşağılarına. Daha sert şey yap. Ay, kütür kütür olmuş değil mi? Evet. Nasıl olmasın ya? Benim yerime başkası olsa balık kas katı yatardı yerde. Of. Feride Hanım. Söyle. Ben... Bak Hafize, hiç bana iyi mi ettik, kötü mü ettik lafları söyleme. Tamam mı? Bak buluşuyoruz, külahları değişiriz seninle. Feride Hanım. Belki bana kızacaksınız ama... ben size gerçeği söyleyeceğim. Siz Nalan'la banyoda konuşurken ben her şeyi duydum. Ne olacak? Yani acaba diyorum Nalan'ı bu evliliğe zorlamasak mı? Ne yapacaktık peki Hafize? Ha? Ne yapacaktık? O şekilsiz, hadsiz, hudutsuz, o cahil herifin gecekondusuna mı gidecektik? Sedat'tan boşatıp ha? Oraya mı gidecekti? Sobanın üstüne çamaşır mı şey yapacak, kurutacaktı? Bulaşık mı yıkayacaktı elleriyle ha? Ne yapacaktı? Feride Hanım, bakın ben çok üzülüyorum ama. Döndü. Ne oldu? Hafize'yi acayipsin, kaçıyor. Aa, ben de üzülüyorum. O şekilsiz ev... Allah Allah, 50 kere söylüyorum sana. Şurada tozları al bak, aynalı onlar. Bir karış toz. Aldım, aldım hanıma ben. Feride, nasılsınız Feride Hanım? Bir isteğiniz var mı? Her işiniz bitti, kapı mı dinliyorsunuz? Yok. Aşk olsun Feride Hanım. Ne kapı dinlemesi, biz tozları kontrol ediyorduk da döndüğüyle. Öyle tesadüf ettik size yani. Neden size hiç inanmıyorum ben. Feride Hanımcığım, hazır sizi görmüşken söyleyeyim. Bugün akşam Rafet öyle istedi. Nalan'la Sedat'ın barışması şerefine dışarıda bir yemek yiyelim dedi. Hem de sizi görmüşken size söyleyeyim. Akşam 8:30'da. Allah kısmet ederse. Çok önceden haber vermeniz iyi oldu. Ancak hazırlanırım. Hafize, kuaförümü ara da söyle. Koroğlu ailesi batırdıklarını toparlama yemeği veriyorlarmış. Nalan'ı ikna etti ya. Sittin seni, kafamıza kakar artık. Kaldır şunu. Bir daha bu konuyu açmayacaksın. Sağda solda konuşmayacaksın. Görüyorsun bak, kapının, pencerenin, her şeyin gözün kulağı var. Tamam Feride. Gözün Nalan'ın üstünde olacak. Konaktan dışarıya çıkmayacak. Böyle yürüyüşe, biriyle buluşmaya falan... gidersen, ki ben de dikkat ediyorum. Sen de gözünü dört aç, tamam mı? Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Bak bakayım şimdi ne yapıyor, nerede? Tamam. Hadi git. Kuzum, iyi misin? Saçını tarayayım mı? Nasıl hissediyorsun kendini? Karışık. Sanki bütün kış çiçek açmayı bekleyen bir ağaçmışım da... bir şey olmuş, bütün dallarım kırılmış gibi hissediyorum. Üzülme kuzum. Bugünler de geçecek. Geçmeyecek Afiş. Hiçbir şey geçmeyecek. Bütün ömrüm boyunca böyle yaşadım. Bundan sonra da böyle yaşayacağım.
Yap denilen, yaşa denilen ne varsa onu yaşayacağım. Zaten yani bunu zorlamanın da bir manası yok. Efendim? Alo. Alo. O mu? Yani Hayri mi? Hayri olsa da olmasa da bir şey fark etmiyor. Arar arar bir şekilde sonra vazgeçer. Anneme söyleme olur mu abiş? Yani eğer Hayri ise de yani onun gizli numaradan aradığın. Yok, söylemem kuzum. Ama ne olur sen de dikkatli ol, değil mi yavrum? Biliyorsun Feride Hanım kararlı. Merak etme. O defter kapandı zaten. Hoş buldum. Gel. Bir şey içer misin? Kahve var. Yok sağ ol, bir şey istemem. Böyle de geldim. Emri Vaki bir kusura bakma ama gerçekten yani hani yapacak bir şeyim yok, gidecek bir yerim yok, çaresiz kaldım. Şeyi soracağım size. Ya dün ne oldu? Yani bir şey olmadı. Yani benim bildiğim bir şey olmadı. Ben geldim, Nalan uyuyordu. Sonra sabah oldu. Baktım çantasını almış geldi. Anne gidelim dedi. Ben de bu kadar biliyorum. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Yani hiçbir şey söylemeden, bir cevap vermeden... O kadar aradım, o kadar mesaj attım. Hiçbirine bir şey söylemedi, bir cevap vermedi. Kafayı yememe ramak kaldı yani. Şaşırmış durumdayım. Bir anda böyle 180 derece dönüp karar değiştireceği ne olmuş olabilir? Sürekli bunu düşünüyorum ya. Vallahi ben de bilmiyorum. Yani aradım. Feride teyze açtı telefonu. Hı. Nalan konağa geri döndü dedi. Kapattı. Ben de bu kadarını biliyorum yani. Sen nasıl gördün Nalan'ı? İşte ben eşyalarımı toplamak için konağa gittim. Onları falan aldım çıkarken. O da giriyordu öyle. Niye eşyalarını topladın? Ayrıldım işten şey. Kovuldum. Ya istifa ettim. Sebep? Sedat işte Rafet Bey'e ya Hayri ya ben dedi. Öyle olunca da adam da ne yapsın? Durum bu. Niye öyle bir şey söylemiş ki? Sizin aranızdaki şeyden şüphelenmiş. Yani o kadar bir şey olduğunu düşünmüyorum ama işte Feride Hanım şey demiş Sedat'a. Nalan demiş kafasını demiş, Hayri demiş yıkıyor demiş, bulandırıyor falan gibi şeyler de üflemiş kulağına. Yani Billur bak gerçekten yardım etmene ihtiyacım var. Bak Feride Hanım'dan korktuğunu biliyorum, anlıyorum da seni ama bana yardımcı olman lazım. Benim aklım sıyırmama ramak kaldı öyle söyleyeyim sana. Yani kontrolü kaybedip böyle saçma sapan bir şey yapmaktan çok çekiniyorum. Kendimden çok çekiniyorum. Böyle kafayı yiyeceğim. Öyle ortada kaldım. Yani Nalan hiçbir şey söylemeden, hiçbir şeye cevap vermeden böyle yapması sence normal mi? Ortada garip bir şey var ya. Yok mu sence de? Ya var. Var da ne? İşte bu durumda da sen yardımcı olman lazım bana. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Beraberce halletmemiz lazım bu durumu. Ya hayır ben ne yapayım? Feride teyze 7/24 kızın tepesinde... Tamam ama yani bir şekilde ne yapıp edip senin böyle 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa bir şekilde bu durumu öğrenene kadar seninle aileni dışarıya çıkarman lazım. Bir konuşmam lazım lütfen. Bildir gerçekten bak kurban olayım hiç gidecek bir yerim yok, konuşacak kimsem yok, çaresizim. Yani ne kadar mutluyduk burada görmedin mi? Keyfimiz ne kadar yerindeydi? Ne oldu? Ne olmuş olabilir? Sence
Yani mutlu mudur Nalan konakta? Keyfi yerinde midir? Kesin bir şey var bu işin içinde. Belki onun da elinde olmayan bir şeyler var. Bir şekilde gel bunu çözelim. Kurban olayım, yardım et bana. Emir Bey, Rafet Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Ha evet, tam da o masayı kastediyorum zaten. Evet. Kaç gibi gideriz? Ne bileyim, şey 8. 8-8.5 olur. 8-8.5 gibi orada oluruz. Çok güzel, tamamdır. Teşekkürler. Teşekkürler, görüşmek üzere. Evet, balıkçı restoranı rezervasyonumuz tamam. İyi, güzel. İyi, güzel. Vallahi bu yemek işi iyi oldu. Şimdi tek başıma Nalan'ı yemeğe çıkaracağım, masraf falan. Zaten para yok, pul yok. Aradan çıkmış oldu işte. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu 600 lirayla geçinme imtihanı ne zaman sona erecek? Bir malumatınız var mı acaba? Yani açıkçası bilmiyorum ama bir an önce bitse iyi olur gerçekten. Vallahi bence iyi gidiyoruz ya. Yani babam bu saçma sapan şirketi satma fikrinden de vazgeçti. Ben bu para olayından da vazgeçer yakında. İnşallah. Tabii sen Canan'la yeni bir halt yemezsen. İşim olmaz. Ya bebek doğana kadar benim yüzümü göremez. Bebek doğduktan sonra da ben gider sadece oğlumu görürüm. Ona canım feda tabii ki. Dediğim gibi yani. Ben bitti diyorsam, bitti. Yani Sedat, sana o kadar inanmak istiyorum ki. Açıkçası ben de. Öyle mi? İzleyin de görün o zaman. Peki. Şey ne oldu? Bu Canan'ın istediği saçma ev olayı ne oldu? Onu hallettiniz mi? Ha. Ya annem en son bir çözüme kavuşturacaktı işte. Yani bize bahsetmediğine göre Canan'ı da bir şekilde ikna etmiştir. Takılmayın ya siz Canan'ı. Unutun onu. Ya sizin sağınız solunuz belli olmaz. Ben yine de işimi garantiye alayım. Ne yapıyorsun? Basını arıyorum. Akşama birkaç kişi çağıracağım. Gelsinler. Siz de yemekten sonra Nalan'la karşılarına çıkarsınız. Güzel güzel açıklamalarınızı yaparsınız. Barıştık, çok mutluyuz falan filan gibi. Nalan çok bayılıyor ya basına konuşmayı. En azından batırdığı şeyi temizler. Valla çok güzel fikir aşkım. Tamam. Ara bakalım. Bakın bakın. Kim geçiyor? Önce babamın şu ortaklıktan vazgeçme anını izleyeceğim. Hadi. Emir'in çöküşü. Yürüyün. Emir'in çöküşü de yürüyün. Zevkle. Rafet amca nasılsınız? Sağ ol Emir, sen nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Kusura bakma, seni buraya kadar yordum ama yani böyle yüz yüze konuşmamız daha iyi olacak diye düşündüm. Ne demek Rafet amca, başımla beraber. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Gel. Babacığım, toplantıyı kaçırmadık umarım. Yok, geçin bakayım, geçin. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk Selen. Emir, Levent. Hı hı. Muzo, bu çok mühim toplantıya katılamadı maalesef. Kusura bakmazsın artık. Yok, önemli değil. Emir, öncelikle ben sana teşekkür etmek istiyorum. Yani bu şirketleri satışa çıkardığım zaman gelip şirketlerle ilgili görüşlerini söylemen, sonra şirketlerin satın alınması konusunda bir proje getirmen çok değerliydi, çok kıymetliydi. Sağ olasın yani, eksik olma. Ne demek Rafet amca, başım üzerine. Ben sözü daha fazla uzatmadan, seni de daha fazla meşgul etmeden konuya girmek istiyorum Emir. Şirketleri satmaktan vazgeçtim. Koroğlu Şirketler Grubu'nun bir aile şirketi olarak kalmasına karar verdim. Ha, bu konuda kimsenin bir etkisi altında falan kalmadım. Yani bu benim kendi fikrimden çıkan bir şeydir yani. Onun için beni sakın yanlış falan anlama, olur mu? Yok, estağfurullah Rafet amca. Teşekkür ederim, bu zor bir karardı zaten. İş dünyası, böyle şeyler oluyor, insanlar fikir de değiştirebiliyorlar. Ben açıkçası fikrinizi değiştirmenize de çok şaşırmadım. Sağ ol, sağ ol. Tabii Emir,
Bu vesileyle güzel de bir şey olur yani. Şirkette dünyayı kurtarmıyorsan gel karının yanında ol. Hiç keyfi yok. Bir yenilenme oldu yani. Ben tamam Feride Hanım. Adeta seninle yeniden tanışmış gibi oldum. Yani. Yoksa öyle kalsaydı bizim aklımızda öyle eski yaramaz emir olarak kalacaktın. Gerçekten öyle oldu Rafet amca. Bunu sizden duymak çok güzel. Bu arada otelcilik konusunda ısrarcıysan sana yeni ortaklar önerebilirim. Yani Levent de sana yardımcı oluruz, merak etme. Tabii, seve seve. Çok teşekkür ederim. Bakalım, gün ola hayrola. Rahmet amca, ben müsaadenizi isteyeyim. Gerçekten sizinle bu masada oturmak bile benim için çok büyük şerefti. Sağ ol Emir, sağ ol. Çok teşekkür ederim anlayışın için. Ne demek, başım üstüne. Sağ ol. Sizlere de çok teşekkür ederim vaktiniz için. Ama babanızı da artık daha fazla üzmeyin, olur mu? O iş bizde Emir, sen merak etme. Mutlaka. İnşallah bir daha görüştüğümüzde siz de bu şahane evliliği güzel bir bebekle taşlandırmış olursunuz da Rafet amca da artık biraz torun sevsin. Hı? İnşallah, inşallah Emir, inşallah. Sizlere kolay gelsin. Ben hemen geliyorum. Babacığım, ben de müsaadeni... Levent, Levent, sen kal, sen kal. Baba, ben müsaadeni istedim. Eve gidebilir miyim ben? Ne yapacaksın evden ya? Daha yeni gelmedin mi sen? Geldim, şey... Yani ailenin morali biraz bozuk da gideyim diyorum. Destek olayım yani, yanında olayım. Vay be. Hadi git bakalım, git, git madem, git. Tamam, sağ ol. Yani ben de buna inanamıyorum ha. Keşke böyle bir değişim gösterse de bize umut verse yani, değil mi? İnşallah, inşallah babacığım. Nasıl yardımcı... Levent, otur bakayım sen, otur. Nasıl her şey organize oldu mu? Yani lokanta falan hazırlandı mı? Tabii tabii babacığım, hiç merak etmeyin. Hatta en sevdiğiniz o Boğaz'daki restoranı ayarladım yani. Hiç sorun yok. Davetliler listesine birkaç tane daha ilave yapmak istiyorum. Tabii babacığım, emriniz olur. Estağfurullah, ne demek. Alayım hemen. İsimleri kimler geliyor? Seren. Emir. Beni mi arıyordun? Yine her zamanki gibi kendini fazla önemsiyorsun. Ne oldu? Çok büyük bir zafer kazanmış falan gibi mi hissediyorsun kendini? Yani. Hayır, aramızdan ayrılışın bu kadar hazin olacağını ben bile düşünmemiştim. Yani neredeyse üzüleceğim. Yani geçmiş olsun. O kadar da emin olmasan. Bu heyecanı hissediyor musun Selen? Sana yaklaştığımda kalbimin nasıl çarptığını hissediyorum. Dinle bak. Bu heyecan var ya, bana doğru yolda olduğumu söylüyor Selen. Onun için sakın korkma. Sakın endişelenme. Bu sefer Emir ne zaman ortadan kaybolacak diye. Çünkü hiçbir yere gitmeyeceğim. Feride teyzenin suratı geliyor gözümün önüne. Ya şüphelenirse? Ya bizi takip etmeye kalkarsa? Biliyorsun, yapabilir çünkü. Ya öyle de bir şekilde bu işi yapmamız lazım. Zaten çok bir şey yapmayacağız ki Bülür. Diyeceksin ki Nalan'ı alacağım. Dışarıda bir 5 dakika gezinti yapacağız. Hava alacağız diyeceksin, bu kadar. Ya Nalan gelmek istemezse? Ya o benim geldiğimi söylemesene zaten. Ya şu konaktan çıkın buraya kadar gelin, ondan sonrası bende. Bak... Gerçekten Nalan için iyi bir şey yapıyoruz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz ki.
Belki yardıma ihtiyacı var. Belki ona yardım etmemiz lazım. Kurban olayım vallahi bak. İyi tamam. Nalan için yapıyorum. Sağ olasın. Allah'ım sen yardım et. Bir şey olursa, herhangi bir durum olursa mesaj at veya ara beni, tamam mı? Tamam. Sen burada bekle, tamam mı? Kimsecikler yok. Cahiloğulları nerede acaba? Döndüğüyle Taco Market'e gittiler aylık market alışverişi için. Hı hı. Büyücan Hanım nerede? O da banyoya girdi. Ama anneye gel bir kafamızı dinleyelim. Çan 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 tıkır tıkır. Şey yok. Tamam. Hah geldiler. Hadi aç. Hoş geldin. Selam Hafiş. Geldi meraklı Melahat. Feride teyzeciğim. Vallahi içim rahat etmedi ya. Apar topar çıktınız ya. Geldim. Kızım sen laftan anlamıyor musun? Ha? Biz seninle telefonda konuşmadık mı? Ha? Ne istiyorsun daha? Ne anlatacaksın? Konuştuk Feride teyzeciğim de. Aslında niye geldim biliyor musun? Dedim ki Nalan'ı alayım bir dışarıya çıkarayım. Konağa dönmüş ya. Aferin kızım iyi yaptın. Evliliğini kurtardın falan diye bir cesaretlendireyim dedim. Onu düşündüm. Anlaşıldı. Hafize. Sen çık benim eşyalara bir bak ilgilen onlarla. Tamam. Sen gel bakalım benimle. Bir konuşalım. Gel. Alo. Ha iyiyim, sağ olsun. Sen nasılsın? Çocuklar nasıl? Babam? Güzel. Ha şey, vallahi hakkını helal et. Bu ay bir şey gönderemedim size. Zaten işten de ayrıldım. Ya niye ayrıldıysam ayrıldım Türkan. Şimdi onu mu konuşacağız? Ayrıldım işte. Tamam. Ben zaten birinden borç bulup para göndereceğim size. Yetiştireceğim yani şey yapma onu. Tamam. Hadi. Ya bulurum tabii iş ya. Rızkı veren Allah nedir yani? Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Lan biri bitiyor, biri başlıyor. Yemin ederim ya. Biri bitiyor, biri başlıyor. Demek Nalan'ım dışarı çıkarmaya geldin ha? Öyle iyi olur diye düşündüm Feride teyzeciğim. Bu Feride teyzeciğimlerin altında ne var biliyor musun? Ne var? 1000 tane yalan var. Ben niye şimdi durduk yere sana yalan söyleyeyim Feride teyze? Değil mi? Bilmem. Bir düşün bakalım. Bugünkü yalanın altında ne var? Çıkar ağzındaki baklayı. Nereye, kime götüreceksin Nalan'ı? Feride teyzeciğim nereden çıkardın? Niye yalan söyleyeyim sana ben? Nalan'ın zil zurna sarhoş olduğu gece işin arkasında sen vardın bir. Sedat içip içip geldi. Yalan söyledin. 2. O şekilsiz Hayri ile Nalan'ı evinde gizli gizli buluşturduğunu biliyorum. 3. Şimdi söyle bakalım. Böyle tek ayak üstüne bu kadar yalan söylerken hiç korkmadın mı? Aslında benim yapmam gereken şey ne biliyor musun? Seni Nalan'ın yanına bir adım bile yaklaştırmamak, sokmamak. Ve yüzünü ömür boyu göstermemek. Ne oldu? Çıkıyor musunuz?
Ne diyor? Nalan'ı dışarı çıkaramadın diye üzüldü mü? Yok Feride teyzeciğim, şey... işle alakalı. Ben izin aldım da bugün. Becerememişler. Ben olmayınca... döneyim. Feride teyze tepemde. Asla izin vermez. Ama vallahi haksızlık ediyorsun yani Feride teyzeciğim bana. Kalbim kırılıyor. Hiç umurumda değilsin biliyor musun? Hani neren kırılırsa kırılsın. Benim umurumda olan şey bir tek Nalan. Nalan'ın iyiliği, mutluluğu için yapmayacağım şey yok. Anladın mı? Bak dua et Nalan seni çok seviyor. Bana kalsa senin kapının önüne çoktan koymuştum. Bu Nalan'la o şekilsiz herifi bir daha bir araya getirmek için böyle türlü türlü şeyler yaparsan pişman ederim seni. Eder miyim? Edemez miyim? Edersin. Anlaşılmak çok güzel bir duygu. Çok seviyorum. Ben Nalan'ın yanına çıkayım mı? Yoksa gideyim mi? Çıkamazsın. Ben haber vereceğim, gelir. Ne konuşacaksanız burada konuşacaksınız. Baş başa kalmak yok artık. Sen o şansını kaybettin. Hiç şansımız yok. Feride teyze delirmiş durumda. Nalan gelmiyorsa o zaman ben gelirim. Ya Erra, ya Merra. Hadi kalk. Seninki gelmiş aşağı. Bekliyor. Kim ya benimki? Billur. Aşağıda bekliyor. Git bir iki laf et de defolup gitsin. Hani öyle oturduğu yerde böyle bütün enerjimi emiyor benim, hadi. Niye geldi ki şimdi buraya ya? Niye geldi? Senin beynini bulandırmaya gelmiştir gene. Ay anne Allah aşkına kızım, bir suçu yok. Boşu boşuna üstüne gitme. Hiçbir suçu yok. Senin bir numaralı destekçin. O tipsiz herifle gizli gizli buluşmana yardım ediyor. Neyse. Cahilinden yapıyor da bunları, hadi. Konuş da biraz gitsin, hadi. Çekemeyeceğim onu. Sakın geleyim deme. Feride teyze salonda. Canım, Feride teyze söyledi. Konağa dönmüşsün. Hı. Çok sevindim senin adına. En iyisini yaptın. Gel. En güzeli oldu bak senin için. Pişman olmayacaksın hiç. Gel arkadaşım. Öyle öyle. İyi olacak. Olacak tabii. Her şey çok güzel olacak. Aksini düşünen karşısına beni bulur. Ya siz gidince de yokluğunuzu hissettim ha. Vallahi ev sessiz. Sen ne yap biliyor musun? Ne yapayım Feride teyze? Evlen. Sırıtma. Evlen ki böyle evdeki o boşluklar da olsun. Amaçsız amaçsız dolaşmayacaksın. Kimsenin işine burnunu sokmayacaksın. Evlen evlen. Evlen de gör. Mutluluğu, huzuru. Evlen. Yani kim alır seni bilmiyorum ama yani kısmet işte, mukadderat. Ay gene bütün camları açmış bunlar ya. Diyorum bu sırtım niye ağrıyor böyle? Kapatayım şurayı ben. Of. Her tarafı açıyorlar. Nalan gelmiyorsa o zaman ben gelirim. Dışarıda mı?
Gelir mi? Bilmiyorum, gelebilir. Zaman için mi geldi? Demedin mi buradan? Ne öyle kıpır kıpır bir durmadınız ha? Yok bir şey anne. İşle alakalı bir sıkıntısı vardı da onu sordum ne yaptın diye. Sedat'ı da çağırdım. Ne yapacaksın anne şimdi Sedat'ı? Damadımı göresim geldi. Yani size mi soracağım? Hayır abi, hayırdır abi? Bir şey unuttuysan içeriden ben getireyim abi. Kim var şimdi içeride? Feride Hanım, Nalan Hanım, Bilur Hanım, Gülcan Hanım var abi. Tamam, bak şimdi Ercan, ben içeri gireceğim. Sen hiçbir şey görmedin, duymadın, hiçbir şeye karışmayacaksın, tamam mı? Ama abi Sedat Bey... Oğlum Sedat Bey'i yerim lan. Sedat Bey bugün var, yarın yok. Ben bak her dakika her yerdeyim ha. Kendinle beni denk getirme, karşı karşıya gelirsin. Bence siz ne yapın biliyor musunuz? Sedat'la bir iki gün tatile çıkın. Hani şuradaki şu musibetten de kurtulursunuz, kafanız dağılır. Ay anne bu havada nereye gideceğiz Allah aşkına, ne tatili? Bir sürü ülke var, sıcak yerler var. Gidin bir kafanız dağılsın, bir şey olsun. İyi gelir. O Sedat gelsin, konuşun, ayarlayın bunu. Yani gerekirse hemen gidin yani. Dubai var mesela. Hem sıcak hem yakın. Yani birbirinize de sınırsınız bu arada. İyi olur aslında Nalan. Ha? Neyse ne. Biz bir şey demeyelim şimdi çünkü her şeyin tam tersini yapıyor. Ben şu Sedat'a mesaj atayım da bakayım nerede kaldı bir. Ya anne ne gerek var şimdi, zaten gelecek birazdan. Dur dur ben ona bir şey yapayım. Neyiniz var? Niye böyle kıpraşıp duruyorsunuz? Bir şey yok. Başım ağrıdı biraz. Bir şey yok Feride teyzeciğim. Nalan sen bir kahve mi yapsan? Kahve yapayım. Hı. Kahve yapayım, biz bir kahve içelim. Doğru, güzel olur. Dur bekle. Döndü gelir şimdi yaparım. Anneciğim kahve yapabilirim. Çok şükür elim ayağım tutuyor. Sağlığım gider, bir kahve yaparım yani. Sen içecek misin onu söyle. İçer içer. İyi yap madem. Bana da yap. Tamam, hepinize bir sade kahve yapıyorum. Gelirim hemen ben. Abi ne yapıyorsun? Delirdin mi Allah aşkına, ne yapıyorsun? Gelip evin ortasına dikilmek ne demek ya? Biri görse ne olacak? Ya ne olursa olsun, kim görürse görsün ya. Delirdim mi? Yemin ederim delirttiniz beni ya. Seni 100 kere aradım, açmıyorsun. Mesaj yazıyorum, cevap vermiyorsun. Niye bunu yapıyorsun Nalan? Niye buradasın? Niye geldin buraya? Niye geri döndün? Ya neyin peşindesin sen? Bana bir açıklama yapar mısın? Bana bir şey söyle, açıklama yap ya. Niye benden kaçıyorsun? Hani boşanıyordun? Hani iş arıyordun, iş buluyordun? Ev tutuyordun hani? Ne oldu yani? Bir gecede ne değişti? Bir gecede ne değişti de bu işler böyle oldu? Bana anlat. Bir açıklama yap. Söyler misin? Söyle, anlatmak zorundasın. Bir açıklama yap lütfen. Ya düşünüyorum, düşünüyorum. Neden, neden, neden? Ne oldu, ne oldu? Acaba diyorum korktum. Tamam, korkmuş olabilirsin. Daha önce de yaşadık biz bunu. Daha önce de oldu bunlar. Ama niye gelip bana söylemiyorsun? Niye benimle konuşmuyorsun? Yine konuşurduk, bir muhakeme ederdik, duruma bakardık. Kalbinden kovardık o korkuyu. Daha önce de böyle yapmadık. Kurban olayım söyle. Daha önce de böyle yapmadık mı? Ya bir cevap ver ya. Kafayı yiyeceğim. Bir şey söyle bak. Lütfen bir şey söyle bana. Tamam. Tamam ben o zaman. Ben o zaman neyi nasıl biliyorsam en doğru bildiğim şekilde yapacağım. Tamam mı? Zaten hiçbir şey içinde geç kalmış değiliz. Hadi gel. Gidiyoruz. Hayır ya. Hayır ya. Dur bir dur. Ne yapıyorsun? Bir dur. Sadece dur. Bu senede hiç yağmur yağmadı Feride teyze. Barajlar bomboşmuş hep. Kuraklık, susuzluk.
Sen şimdi böyle alaverayı, daralaverayı bıraktın da çevreciye olmaya mı karar verdin? Ne oldu? Ha? Nerede kaldı bu kız? Ben gidip bir bakayım şuna. Nereye? Bakayım şuna, ne yaptı? Ben gider bakarım, zahmet etme Feride teyze. Sen otur, kaşınma, otur. Otur, ben bakarım. Allah Allah. Hadi Allah kahretmesin. Bu ev, bu konak benim hayatım. Tamam mı? Dışarıda benim başka bir hayatım olmaz. Anladın mı? Gelemem. Ne oldu? Biri bir şey mi söyledi sana? Annen, annen bir şey mi söyledi? Bak, hayır, söyle bana. Hiçbir şey söylemedi. Ne oldu o zaman? Bir gecede ne değişti? Ne güzeldik ya. Ne kadar mutluyduk ya. Bir yola çıkmıştık beraber. Bir düzen kuracaktık. Ufak tefek bir şeyler yapacaktık kendimiz için. Ne oldu? Ne değişti peki? Bir gecede ne değişmiş olabilir ya? Kararımı değiştirdim. Düşündüm, taşındım. Kararımı değiştirdim. Hakkım değil mi? Hakkım. Bunca emek, bunca uğraş, bunca çaba. Düşündüm, taşındım. Ben kararımı değiştirdim. Bu mu? Bu mu yani? Tam olarak bu. Ya sen şaka mı yapıyorsun? Ya sen şaka mı yapıyorsun? Benle dalga mı geçiyorsun sen ya? Kafamı buluyorsun benle. Şaka falan yaptım yok. Gayet ciddiyim. Ben bu ciddiyeti kabul etmiyorum. Ben senin bu söylediklerini duymak da istemiyorum. Bunları duymuş olmayı kabul de etmiyorum. Söylediğin şeyler de bende geçersiz. Nasıl yaparsın bunu ya? Bunu bize nasıl yaparsın? Ya elini vicdanına koy. Bunu sana, bana, bunu bize nasıl yaparsın? Yanlıştı Hayri. Bak bütün bu olanlar hepsi yanlıştı. Olmaz yani senle ben. Olmaz şey gibi herhalde yani evlilik oyunu gibi gördüm belki. Yeni bir ev, yeni eşyalar almak, yeni bir hayat. Ama düşününce hepsi bir saçmalık. Bunun hepsi bir saçmalık olmazdı yani. Benim öyle bir gücüm yok. Böyle bir inancım da yokmuş kendime, onu fark ettim. Benim kurulu bir düzenim var. Bir hayat standardım var benim. O standardın dışına çıkmak aptallık. Yani bir macera aramaya gerek yok bence. O yüzden olmayız. Senle ben. Niye umut verdin o zaman? O kadar söz verdin. Niye söz verdin? Yakıştı mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Olaylar öyle gelişti belki. Yani heyecana kapıldım, gözüm kör oldu, gerçekleri göremedim belki, bilmiyorum. Belki Sedat'a kızmışımdır, benle ilgilenmedi diye. Canını acıtmak istemişimdir. O yüzden olmuştur belki, bilmiyorum ama... Önemli olan sebepleri değil, önemli olan sonuç. Sonuç da bu maalesef ki. Sonuç tam olarak bu. Yani düşünsene. Ne alaka? Senle ben. Ne? Ne var? Neyi senle ben? Senle ben olur muyuz bir kere yani? Anladın mı? Saçmalık zaten buradan başlıyor. Olmayız. Ben senle bir hayat kuramam. Saçmalık yani. Bence işten çıktığında çok iyi olmuş. Bir daha birbirimizi görmek zorunda kalmayız. Netice olarak senden bütün bu olanlar için özür dilerim. Gerçekten yani. Ne desen haklısın. Ama benden bu kadar. Ben daha fazla bu saçmalığın içinde yer alamam. Bir özürleşin içinden. Sıyrılıyorsun yani, öyle mi? Bence bu konuyu uzatmayalım. Sen kendi yeni hayatına bak.
Mutlu olmaya bak. Zaten bir daha beni görmeyeceksin. Yapamazsın ki. Beceremezsin ki, mutlu olamazsın ki. Ya. Samimi olsana, bana bakarken neler hissettiğini anlayabiliyorum. Bunu hissedebiliyorum, tamam mı? Kendine de yalan söyleme, bana da yalan söyleme. Yanımda neler düşündüğünü biliyorum. Mutlu olamazsın. Mutlu olurum ya da olmam, sana ne? Sana ne? Bu benim hayatım. İster mutluluğu seçerim, ister mutsuzluğu seçerim. Belki ben mutlu bir hayatta yapamıyorum yani. Belki ben mutsuz olduğum zaman mutlu oluyorum, olamaz mı? Sen beni düşünme o yüzden. Sen benim için endişelenme, hayatına bak. İkimiz için de en iyisi neyse olsun. Bilir. Ne yapıyorsun burada? Nalan'ı görmeye geldim. Nalan nerede? Nalan aşağı indi mutfağa. Ne yapıyor mutfakta? Kahve yapıyor. Feride teyzeyle beraber konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ne konuşuyorlar? Ya işte ana kız konuşuyorlardır. Gel ya, gel gel. Gel Allah aşkına, biz oturalım. Gel. Yok yok. Ben gideyim de Feride amma kurtarayım karımı, böyle olmaz. Gel otur ya. Sen bekle. Tamam, bu da kalsın burada. Nereye? Nalan aşağıda da bir bakayım ona diyorum. Yanına gitmek istedim. Yok yok, yukarı hadi gel, düşünme. Konuşacaklarım var seninle. Ne konuşacağız? Ya yürü hadi, Nalan'a bir sürpriz hazırlayacağız. Hadi sen. Sürpriz mi? Ay soruya soruyla karşılık verip durma, hadi yürü. Ay ne sürprizi, merak ettim. Tamam, ben anlatacağım sana. Tamam, benim söyleyecek bir lafım yok. Söyleyecek bir şeyim yok yani. Hani... Ama yazık yani. Sana da yazık, bana da yazık. Neyse ne yani. Boş ver. Tamam git hadi. Hadi git. Çıkarken dikkatli çık. Bir daha da rica ediyorum, böyle bir şey yapmayın. Emredersiniz Nalan Hanım. Buyurun efendim. Buyurun. Akşam yemekte babana Nalan'ı tatile götüreceğini söyle, tamam mı? Ben de destek olurum size. Böyle gidin bir kafanız dağılsın oralarda. Tamam Feride Hanım, merak etmeyin. Akşam babama söyleyeceğim. Yavrum. Gel. İyisin değil mi kızım? İyiyim. Merhabalar. Cihan Hanım. Vallahi sizin yokluğunuzda bomboş oluyor burası. Sağ olun. Ne yaptın yavrum sen? Bu saatte niye evdesin? Ben Nalan'a destek olayım diye geldim. İyi yaptın canım benim. Oo, saat kaç olmuş ya? Nalan. Hadi gidip giyinelim yukarıda. Yemeğe az kaldı. Hadi. Sen de evine git, hadi geç oldu. Billur sen gelmiyor musun yavrum? Yok ben gelmeyeyim. Aa, olmaz, hayatta kabul etmem. Bak Nalan'a hoş geldin yemeği yapıyoruz. Sensiz olur mu çocuğum? Ne yapayım? Kırmayayım o zaman. Geleyim ben de. İyi hadi, önüme düşün hadi. Dur çantamı, telefonumu falan alayım. 8:30. Tamam. Tamam. Bilmiyorum. Olaylar öyle gelişti belki. Yani heyecana kapıldım, gözüm kör oldu, gerçekleri göremedim belki, bilmiyorum. Belki Sedat'a kızmışımdır, benle ilgilenmedi diye. Canını acıtmak istemişimdir. O yüzden olmuştur belki, bilmiyorum ama
Önemli olan sebepleri değil, önemli olan sonuç. Sonuç tam olarak bu. Yani düşünsene. Ne alaka senle ben? Senle ben olur muyuz bir kere yani, anladın mı? Saçmalık zaten buradan başlıyor. Olmayız. Ben seninle bir hayat kuramam. Bu bastını filan oraya toplamaya gerek var mıydı Selin? Var babacığım. Ya gayet gerekli. Şimdi sen tabii bizim kadar sosyal medyayı takip etmiyorsun ama yani hala çok konuşuluyor. Yani çok dedikodu var. Niye boşanıyorlar, ne oldu? Herkes bizden bahsediyor. O yüzden o fotoğrafı vermeleri lazım. Yani bunun önüne geçmek için. Bu basın olayından Nalan'ın haberi var mı peki? Biliyor mu? Yani henüz yok, artık aramızdan bir şanslı onu söyleyecek. Tamam, ben söylerim Nalan'a. Ne söyleyecekmişsin Nalan'a bakayım? Şey, yemek çıkışında basına bir açıklama yapacağız Nalan'la. Ne açıklaması? Bir de kim verdi bunun kararını, merak ettim. Yani evliliğimizin devam ettiğini, her şeyin yolunda olduğunu falan. Klasik şeyler işte. Çok iyi düşünmüşsün. Yani dost düşman hepsine böyle bir şey olur. Sesleri kısılır hepsinin. Çok iyi olmuş.
Çok iyi düşünmüşsün. Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz. Bravo. Evet. Hadi bakalım yavaş yavaş ayaklanalım da kalkalım gidelim bakalım. Buyur. Hadi kızlar. Efendim Ercan. Hayır abi. Beyaz arabanın anahtarını bulamadım da. Sen nerede olduğunu biliyor musun abi? Şeydi o. Çekmeceye baksana, çekmecede. Bir dakika abi, bakıyorum. No. Buyurun Rafet Bey, aracınız geldi. Nalan Hanım'ın arabasını mı getirelim Serhat Bey? Benimkini getirsinler. Heh, abi buldum. Tamam abi, sağ ol. Ercan. Ne oluyor oğlum orada, bir hareketlilik mi? Ne oldu? Hep beraber Boğaz'daki o her zaman gittikleri balıkçıya gidiyorlar abi. Nalan Hanım'ın dönüşünü kutlayacaklarmış. Kapatıyorum abi şimdi, çıkıyorlar. Tamam. Kambersiz düğün olmaz. Hadi hayırlı akşamlar. Sana da. Hayırlı akşamlar. Cana, geliyorum, yoldayım. Cana Yalçın'ın eşi misiniz Alp Bey? Evet, siz kimsiniz? Ben polis memuru Oktay. Şimdi sakin olun. Fakat Cana Hanım Büyük Çınar yolunda bir trafik kazası geçirdi. Çocuklar? Çocuklar arabada mıymış? Değiller Alp Bey. Sadece Cana Hanım'ı çıkardık araçtan. O iyi mi? İyi ama ağır bir kaza. O yüzden siz de hemen hastaneye geçerseniz iyi olur. Ben bilgilerini paylaşıyorum sizinle. Tamam, hemen geliyorum. Nerede? Hangi hastane? Vallahi ikinizi böyle uzun zaman sonra yan yana gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. Vallahi bir araya gelmeyeceksiniz diye öldük dirildik değil mi Rafetciğim? Maşallah size. Çok şükür. Benim kızım merhametlidir, mantıklıdır. Yani düşündü, taşındı. Sonunda yeni şeye karar verdi. Tabii bundan sonrası Sedat'ta. Siz hiç merak etmeyin Feride Hanım. Ben Nalan'ı her zamankinden çok daha mutlu edeceğim. Göreceksiniz. Muzaffer, sanki sen bu barışmadan pek mutlu olmamışsın gibi. O nereden çıktı, olur mu öyle şey? Yani suratından öyle anlaşılıyor. Sanki böyle bir ziyafete gelmedik de cenazeye gelmişiz gibi. Hı. Feride Hanım çatacak birini bulamadı. Gece beni seçti. Ay yok. Bu gece keyfimi hiç kimse bozamazdı benim. Bak. Babacığım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cavit, beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim. Davete icabet etmemek olmazdı Rafet. Sağ ol. Değil mi? Sağ ol. Buyurun. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldin. Afiyet olsun. Sizi gördüm, daha geldin. İyi oldu. Çok teşekkür ederim. Tabii. Teşekkürler. Hoş geldin Cavit. Hoş bulduk. Rafet Bey, gençlerin barışmasını fırsat bilip bütün herkese zeytin dalı uzatmışsınız. Bravo size. Evet, Feride Hanım. Aslında Nalan'la Sedat bahane yani. Geçmişte hepimiz bir takım hatalar işlemiş olabiliriz değil mi? Ama bu gece hep beraber olalım. Ve bunların hepsini unutup kendi aramızda sulh yapalım. Hoş bir gece yaşayalım istedim. Nasıl? İyi mi? Yani eski dosttan düşman olmaz, yoldaş olur diyorsunuz. Değil mi Cavit? Evet. Eski dost düşman olmaz. Evet. Biz dostlarımız için her zaman canımızı vermeye razıyız. Ya Cavit, ben bu aramızda geçen kötü şeyler hepsini unuttum ya. Ha? Sen ne durumdasın? Ben de unuttum gitti. Sağ ol Cavit, sağ ol. Evet, buyurun. Ver be, afiyet yemek. Afiyet olsun. Sağ ol.
Angel. Benim acil bir toplantım çıktı. Bu akşam çocukları yemeğe götüremeyeceğim. Sen ilgilenir misin? Yok, Canan benimle değil, o da arkadaşlarıyla çıkmış. Ama onu aramana gerek yok yani. Bir sorun olursa beni ararsın, tamam mı? Tamam. Sağ ol. Hemşire hanım, bu Canan Yalçın'ın durumuyla ilgili bir bilgi yok mu? Nedir durumu? Ameliyatı sürüyor beyefendi. Anladım da sürüyor da yalnız kritik mi? Nedir durumu? Hekimlerimiz Canan Hanım'ın da bebeğinizin sağlığı için de elinden geleni yapıyorlar, merak etmeyin. Hemşire hanım bakın yani ama... Sen doydun mu? Evet, yavaş yavaş kalkalım mı? Ne dersiniz? Kalkalım hayatım. Evet, bu gece beni kırmayıp geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gece oldu. En kötü günümüz böyle olsun, değil mi? Ha? Amin. Cavit. Bize de bu yakışır zaten. Evet, buyurun. Buyurun. Hadi, hadi o zaman. Buyurun. Biz bir dışarı çıkalım, sizi orada bekliyoruz. Tamam. Yani görüşürüz. Rafet. Cavit. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim geldiğin için. Sağ ol. Kalkalım mı? Sağ ol. Ne yaptı Cavit? Canan meselesi. Yarın sabah için biletleri hazır. Çocuklarla birlikte gidiyor. Nereye gitmeye karar verdin? Amerika'ya gidiyorlar. Merak etme. Ben her şeyi en iyi şekilde organize ettim. Aklında kalmasın. Sağ ol. Beni büyük bir dertten kurtardın Cavit. Çok şükür hallettik. Ben buraya seninle vedalaşmaya geldim Rafet. Bari layıkıyla şimdi vedalaşmayı başaralım, değil mi? Geçmişteki gibi olmasın artık. Ben artık kızımın yanına gidiyorum Rafet. Onsuz yaşamaya dayanamayacağım. Sana olan hakkımı sonsuza dek helal ediyorum. Sen de bana et ki içim rahat gideyim. Helal, helal. Gel, ben varayım. Her şeyin en iyisi olsun senin için. Senin için. Dur. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Teşekkür ediyorum. Sorularınızın cevaplarını Sedat Bey ve Nalan Hanım verecekler. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İster misiniz? Haberleri Nalan Hanım doğruladır. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Görmek çok güzel. Size boşanma kararını aldılar neydi efendim? Barıştık. Hiçbir sorunumuz yok. Evliliğimiz de gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Nalan Hanım sizin sorunuz. İçinde söylüyorsunuz. Konuyla ilgili geçen hafta bir açıklamanız olmuştu. Ne oldu? Neden barıştınız? Şimdi iyi mi aranız efendim? Evet, aranız iyi mi efendim? Aranız iyi Evet, barıştık, doğru. Nalan Hanım, size boşanma kararı aldıran şey neydi efendim? Sorun neydi? Yani evlilikte olur böyle şeyler. Hani evlilik öyle bir şey değil mi zaten? Bazen iyi olursun, bazen kötü olursun ama biz...
göz önünde olduğumuz için çok ciddiymiş gibi göründü bazı meseleler. Neyse ki öyle değil. Neyse ki toparladık. Barıştık, yine eskisi gibiyiz, mutluyuz. Öyle yani. O zaman tekrar soralım. Geçen hafta bebek haberleri vardı. Sizden tekrar bebek haberi alabilir miyiz efendim? Daha önce de söylediğim gibi... bebekle ilgili sürprizlere hazır olun. Hazırlıklı olun derken şu an Nalan Hanım hamile mi yoksa? Sürpriz adı üstünde. O yüzden gerekli açıklamayı biz zaten kendimiz ilerleyen günlerde yaparız. Tamam mı? Efendim birkaç poz fotoğraf alabilir miyiz? Herkese iyi geceler. İyi geceler. Buraya efendim, geceler. Buraya. Bir de gülerek alabilir miyiz? Alo. Hayırdır Alp gecenin bu saatinde? Cafet Bey. Can abi trafik kazası geçirdi. Bebeğin de can anında durumu kritik. Şu an ameliyattalar. Ne olacağını bilemiyorum. Sarıyer'deki Özedırmak Hastanesi'ndeyiz. Ne diyor Afet? Can'a trafik kazası geçirmiş. Ne? İyiler miymiş peki? Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Şu anda Sarıyer'deki Örmek Hastanesi'ndeymiş. Müşahede altındaymış. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Kolay gelsin size. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi. Baba. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bir şey mi oldu? Can'a trafik kazası geçirmiş. Ne? Trafik kazası geçirmiş Can'a. İyiler miymiş? Peki olmamış şey olmuş mu? Yani şu anda kimse bir şey bilmiyor. Müşahede aldım. Hangi da. Hastane? Sarıyer'deki Örmek Hastanesi canım. Hadi, hadi biz de gidelim. Hadi yürü. Ne bileyim işte. Sen bir şey yaptın sakın Cavit. Yok be Gülcan. Benim bu işle ne alakam olsun? Hadi yürü. Of Allah'ım. Alp. Alp. Canan nasıl? Oğlum nasıl? Can. Can hayatım. Durum nasıl? Henüz ameliyattan çıkmadı. Çıkınca size haber verecekler zaten. Oğlum iyi mi peki? Oğlumun durumu iyi miymiş yani? Bir sorar mısın, bir bakar mısın bir? Kimse bir şey söylemedi mi sana? Haber vereceğiz size. Bir şey söylemediler mi? Ha? Durumu nasıl? Bir haber yok. Ben gelirim biraz anne, biraz ha? Hava alacağım. Biraz hava alacağım, birazdan gelirim. Yanında dur. Yani şu an niye buradayım gerçekten bilmiyorum. Ne düşüneceğim, ne hissedeceğimi de bilmiyorum. Ne desen haklısın kuzum. Bebek kaç aylıkmış? 6 aylık falan galiba. Ay inşallah ikisine de bir şey olmaz ya. İnşallah. Bize biraz izin verir misin Melih? Ha tabii. Ben bir Feride teyzeye bakayım. Tamam? Konuşmuyor muyuz?
Konuşacak bir şeyimiz kalmadı bence bizim. Notları sen koydun değil mi? Geçen sefer sordum, sustun. Ama bu suskunluğunu evet olarak kabul ediyorum. Ben koydum. Bir kez daha bana hiç kimseye güvenmemem gerektiğini öğrettin, sağ ol. Sana bile. Gerçekten teşekkür ederim. Bence biz bundan sonra konuşmayalım, olur mu? Hakikaten. Alo. 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 Konuşacak mısın? Alo. Ya bir açıklama yapılmayacak mı bize? Biz böyle elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz burada ya? Oğlum bir sakin ol. Hayırlı haber gelecek inşallah. Allah'ım sen torunumu bana bağışla. Bize bağışla ya Rabbim. Senin de canın yandı değil mi Rafet'ciğim? Nüfusumu almam, bu çocuğu kabul etmem diyordun ama. Senin de canın yandı. Oğlumun oğlu, öleceğim. Canımdan bir parça ya. Nasıl üzülmem? Ferit teyze bir yudum su içedi. Sakin ol. Ameliyatın hazır mı? Tamam, ameliyat alıyoruz. Niye koşuyorum ben? Niye koşuyorum ben? Hadi kötü bir şey yok değil mi? Ha? Yavrum. Kızım. Anneciğim, doktor bey neyi var? Acil ameliyatı alıyoruz. Ne ameliyatı? Erken doğum başlamış. Özür dilerim. Feride teyze, seni bir tuvalete götürmem ister misin? Bir elin yüzünü yıkayalım ha? İstersen dışarıya çıkarayım seni. İstemem, istemem. Git Nalan'a bir baksın. Tuvalette o. Şimdi yanındaydım. Kızım bak gene, hadi git. Hadi. Tamam. Hadi. Hayatta her şeyin bir bedeli var. İşte öyle ya da böyle hayat hesabını kesiyor. İnşallah o bedeli hayatıyla ödemez. İnşallah. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun burada? Ne kadar kolay beni bir anda böyle hayatının söküp atıyor musun sen?
Hayri, delirdin mi diyorum sana. Herkes burada, biri girse, bir gören olsa ne yapacağız? Ama bak gerçekten saçmalamaya başladın sen. Bunları söyleyen sen misin Nalan ya? Ben çünkü duyduklarıma inanamıyorum ya. Bunların seni söyleyeceğine inanamıyorum ya. Sen ne ara bu kadar taş kalpli oldun? Sen ne ara bu kadar duygusuz oldun? Ben anlayamıyorum. Ne oldu sana? Ne değişti bir gecede? Ne değişti ya? Heh? Kim bir şey mi söyledi birisi? Birisi bir şey mi yaptı? Kurban olayım söyle. Sedat mı bir şey söyledi? Muzaffer mi bir şey söyledi? Hayri. Laftan anlardık ne olur. Kimsenin hiçbir şey söylediği yaptığı yok. Ben sensiz yapamam ki. Ayrılamam ki. Ayrılamam, gidemem buradan. Ne yapmamı istiyorsun benden ama... Vallahi bir şey olmuş, bir şey değişmiş. Yani iki günde böyle olamaz ki. Ne dedi kurban? Biri bir şey mi dedi sana? Söyle, vallahi söyle. Uzak dur benden. Rica ediyorum bak, git. Seni almadan bir yere gitmiyorum. Seni almadan bir yere gitmiyorum. Bağırma. Bağırıyorum, Feriştah'a gelsin. Seni görmek istemiyorum bir daha. Hayır. Bunu daha açık nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Daha açık bir yolu yok. Seni bir daha görmek istemiyorum. Lütfen sen de git buradan. Git, bir sıkıntı çıkmasın. Ya baba, bir başhekimle falan mı konuşsam? Biz böyle elimiz kolumuz bağlı, bekleyecek miyiz? Ben kafaya gideceğim artık ya. Konuştum oğlum, konuştum yani. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar yani. Enişte, sen bir konuşsan başhekimle, bir şey yapsan. Vallahi kafayı yiyeceğim ben artık. Sedatçığım, hadi gel. Gel biraz konuşalım. Ya ben gelmek istemiyorum ya, bırak. Gel biraz yürüyelim, biraz hava alalım, ha? Hadi. Zafet. Doktor hanım, Cana iyi mi? Ha? Oğlum iyi mi? Güzel bir haber verin, hadi. Cana hanımı da, bebeği de kaybettik. Başın sağ olsun. Thank you.
yaptılar. Oğlum ölmüş. Yavrum. Tamam. Thank you.